Arkadaşlar yepyeni bir GTA videosuyla karşınızdayız. Bugün güzellere kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bilmediğimiz şeyler varmış. Bunu sizlere arkadaşlar bu videoda anlatacağım. İstiyorsanız hemen videomuza başlayalım. Ama videomuza geçmeden önce bir hatırlatma yapayım. Hala bizlere abone değilseniz hemen bizlere aşağıdan abone olabilir ve bu videoda sizlerden bu sefer az like isteyeyim ki belki hızlı gelir bilmiyorum. Bu sefer de 350 like istiyorum ki bu tarzda içeriklerimiz devam için. Şu ana kadar 1000 like veya 1500 like istediysem gelmedi. Bu sefer biraz azalttık sayıyı ki umarım erken gelir diyoruz. Şimdi arkadaşlar istiyorsanız hemen başlayalım videomuza. Hemen bir araba edinerek başlayayım. Versene şu arabayı sen bana. Ver. Evet, yağmura başladı arkadaşlar. Atmosfer de iyi oldu ha. Tam güzel videoluk bir atmosfer oldu. Şimdi istiyorsanız hemen noktamızı doğru gidelim. Ama silah elimiz yazmamız lazım ki sizlere gösterebileyim. KCK SZPJ. Noktamız fazla uzakta değil. Angel Pine köyündeyiz arkadaşlar. Ben sizlere burada göstereceğim. Şimdi bakın bu bizim bildiğiniz gibi. Ha, bakın burada inelim. Bu sizlere ve Apollo'nun görevi vardı. Buradan çıkıyorduk bu merdivenlerden ve burada şurada mıydı? Biraz daha mı tırmanıyorduk buradan? Herhalde biraz daha tırmanıyorduk. Ha, şuraya geliyorduk. Bakın burada bir nişan görevi yapıyorduk. Yani photo opportunity görevi. Yani ne derler ona? Kameranın bilmem neyi, aklıma gelmiyor Türkçesi. O görev hatırlarsanız burada buluşmaya geliyorlardı. JZB, Timon Mendes, Ryder ve Baldu üyeleri geliyordu buraya buluşmaya. Ve burada onların fotoğraflarını çekiyorduk arkadaşlar. Onların fotoğraflarını çekerken sonra gizemciler fark ettik. Easter Egg'ciler. Buradan aşağı iniyorsun abi. Bunu zaten biliyorsunuz. Sizlere bunun şeyini göstermeyeceğim. Şurada görüyorsunuz ki Vice City'nin haritası arkadaşlar. Beta'daki haritası. Bunun üstüne pizza kutusu geldiği için şey yapmamışlar. Yani tam belli olmuyor eski sürümündeki gibi. Yani şöyle bakabilirsek. Şöyle beta'daki halini görebilirsiniz. Bakın ben sizi daha net göstereyim. Bu şekilde görebilirsiniz. Buna bazı oyuncular dedi işte Vice City ile alakalı, Vice City haritası ile alakalı görüşmeler falan oldu. Bazı şeyler de olabilir, farklı şeyler de olabilir. Belki Vice City'de yeni Vice hallerinde yeni bir şey falan görebiliriz diye umut ediyoruz. Bakalım hani Vice City'nin remake hali çıktı, yani Definitive Edition hali çıktı. Belki orada bir şeyler vardır, bilmiyorum. Onu araştırmadım daha. Varsa da mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın ki. İşte burada görüşmüşler, sonra işte bu fotoğrafları sonra buraya koymuşlar falan, çöp kutusuna atmışlar falan filan. Ama böyle bir olay şey yok yani, yüz gerçek diye asla bir şey demeyeceğim. Ve şöyle bir şey var ki bu çöp kutusunda arkadaşlar bakın 73 yazıyor. Bu 73 de 73. defa bu haritayı yaptıkları anlamına geliyor. Yani 73. kere test halinde bu beta haritası aşamalı bir şekilde değiştirilmiş olarak bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Yani 74. kere olduğu zaman Vice'nin gerçek haritası karşımıza çıkıyor. Yani 73 şeyden geçmiş arkadaşlar bu harita. Onun anlamına göre. Ben de 73 ne anlamı geldiğini falan bilmiyordum. Ki bazı kaynaklara bakınca arkadaşlar anlamış oldum. Şimdi istiyorsanız hemen farklı bir noktaya geçelim. Evet, bakın Angel Pine köyde o kadar karmaşık köy ki cidden karışık bir köy. Hemen jetilimiz yazarak arkadaşlar Catalina'nın noktasına gidiyoruz. Biliyorsunuz Catalina'dan bahsedeyim biraz. Catalina arkadaşlar GTA 3'te ve San Andreas'ta olan bir karakter. Sinirli bir karakter, böyle hani soyguncu bir karakter. Evet, öleceğiz herhalde. İnşallah burada doğarım ben. Bu jetin uçurması da bu oyunda iyi bir zorlaşmış ya. Arkasında direkt var, inşallah kalkarız buradan. Kalkabiliyor muyuz? Kalkamıyoruz tabi. Kalktık. Aa, ne oluyor lan? Hesoyam. Hesoyam acil yazılım ha. Kalkış yap. Şöyle arkadaşlar. Ha, tamam. Aman dur. Öyle bir şey ki böyle hani yeni jetin uçurması sıkıntı yani. Sürekli ölüyoruz ha. Katen arkadaşlar bildiğiniz gibi soyguncu bir karakter, işte sıkıntılı bir karakter. Asabi biraz. O yüzden de kalacağısına birlikte çok soygun yaptılar. Çok noktadan geçtiler. So Close Bit boyun daha önce geçtiği için Close Bit buraya geliyor. GTA ana karakterimiz. Sonra onunla birlikte takılmaya başlıyorlar. Bizi sevmiyor sonra.
Ondan sonra Mijal'le sanırsam Claude'dan sonra onunla birlikte oluyorlar. Bir sıkıntılı bir karakter biliyorsunuz. Dediğim gibi bu oyun daha önce geçtiği için Claude daha yeni geliyor. GTA daha sonra hikayesi şey bakımından daha sonra geçtiği için ama burada geliyor. Hop indik, tamamdır. Evet, şimdi arkadaşlar Katerina'nın yerine geldik. Katerina da dediğim gibi anlattık zaten. Kimdir videosu da var. İzlemediyseniz de kanaldan aratarak izleyebilirsiniz. Bu Katerina'nın evi de burası arkadaşlar. Bakın hemen noktamıza geliyoruz. Bu evin zaten bu kadar şey olduğuna nereden anlarsınız? Bakın yer kan izleri var. Cama bakıyoruz, delinmiş cam. Bize cidden baya bir sıkıntılı bir yer. Hani böyle asabi bir karakter. Her tarafı böyle sıkıntılı. Bakın hayvanları öldürmüş, bunları asmış delilerini. Yani sıkıntılı bir karakter. Ama ben şuraya arkadaşlar baktığımda görüyorum ki 3 mezar. 3 mezar ne anlama geliyor? 3 mezarda eski sevgilisinin eski sevgililerin öldürmüş ve buraya gömmüş olarak geçiyor. Ama bu mersek ki aman bir do aman aman bir doğru değil. Çünkü Katerina'nın hikayesine bakacak olursak CJ, Klaus Bid ve Mijel ile birlikte. Mijel tam okuyamadım ismini ama öyle siz anlayın. Miguel diye yazılıyor. Miguel ile birlikte oluyor. İşte bu karakterler Katerina'ya sıkıntı yaptıkları için CJ burada olsun, işte Claude burada olsun ve Mijel burada olsun. 3 tane ana karakter, ana karakter değil, Mijel ana karakter değil. Claude da CJ ana karakter ama Mijel de onunla birlikte olduğu için öyle oluyor. Üçü de Katerina'ya sıkıntı yaptığı için arkadaşlar, üçünü de böyle bir gömmüş yani. Böyle hani siz benim değilsiniz artık falan filan diye bir mesaj verilmiş o anlamda. Aslında burada gerçek birileri yok. Bir mesaj anlamında burası var. Şurayı yakalım ki siz de görün. Cidden ateş efektleri de mükemmel olmuş ya. Oyunun burada yeni patch halini kurduk. Cidden mükemmel olmamış mı? Oyunu bayağı kasıyor. İşte 3 karakteri de burada. İşte ben bunları sevmedim, ben bunları gömdüm falan filan diyor o anlamda. Bizlere bir mesaj veriliyor. Ya bu şekilde arkadaşlar sizlere açıklayabilirim. Ve oyunda bende şöyle bir sıkıntı var. Sizde de belki vardır ama arkadaşlar bakın görüyorsunuz uzaktan dokular çok iğrenç gözüküyor. Hamur böyle resmen. Böyle yamulmuş bir hamur gibi. Binaların şey halini arkadaşlar buradan görebilirsiniz. Cidden ben anlamadım. Niye böyle yamuk yamuk mumuk? Cidden hamur halinde gibi duruyor. Ya bazı binalar tam düzgün de o bazı binalar cidden kafayı yemiş halde. Onun da bir sıkıntısı varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar ki sorunumuzu çözelim. Sizlere güzel bir video çıkması için, güzel gösterdik olması için vereyim arkadaşlar, yani öyle bir güzel video yansıtayım sizlere diyoruz. Ve videomuzu da burada yavaştan bitirelim bence artık. Başka gizemlerde görüşürüz arkadaşlar. Bilmediğim şeyler hakkında artık yeni kaynaklar okursam yine bununla alakalı bir sürü videolar yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizin de bilmediğiniz ya da bildiğiniz şeyler olursa, merak ettiğiniz şeyler olursa mutlaka yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, bir sonraki GTA videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.